Sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Benim de. Barış, annem burada. Yürü. Yürü. Biraz yavaşla, böyle daha çok dikkat çekiyorsun. Yanındaki Salih amca değil miydi? Ne yapıyorsun? Evet o. Ne işi var burada? Birlikte mi geldiniz? Yok, ben yalnız geldim. Tamam, hadi yürü yürü. Hamile mi? Ne hamilesi? Adalet teyze ya. Kimmiş birden mi? Çok komiksin valla. Ne oldu size kızım? Dolma. Dün çarşıda yediğimiz midye dolma değil mi kanka? Kesin o yaptı. Ay. Pis boğazınızı tutamazsanız olacağı bu işte. Evde mis gibi yemekler dururken yediğiniz şeylere bak. Yüzünüzü yıkayın da gelin. Ben size yoğurt hazırlayayım. Yerseniz bir şeyiniz kalmaz. Kanka oldu. Küçük yüzünün saldırısını başarıyla püskürttük. De sen gerçek çıkartma yapıyorsun ama ya. Sanırım bebiş ben buradayım diye. Onu bebek deme. O tabi kanlıktı. Melek Hanım, siz gittikten sonra ben çok uzun uzun düşündüm. Eğer kabul ederseniz her şeyin mükemmel olacağına inanıyorum. Sizi mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Siz bu yaştan sonra bana hayatın bir armağanısınız. Ben buraya geri döndüm. Biliyorum. İpek için döndünüz. Ama siz bana hep demez miydiniz? İpeğe sahip çıkamıyorum. Babasızlığını hissediyor diye. Ben İpek'in babası olamam. Ama onun da beni abi gibi kabul edeceğine inanıyorum. Bu o kadar kolay mı Salih Bey? Ben kolay demedim. Ama siz isterseniz her şeyi başarırız. Buna inanıyorum. Lütfen itiraz etmeden önce bir kere daha düşünün. Ama düşünürken şunu da aklınızdan çıkarmayın. Bu aşk dediğiniz şey, hele bizim yaşımızda çok nadir çıkar insanın karşısına. Siz ne kadar gömmeye, ne kadar saklamaya çalışsanız da ben gözlerinizde kendimi görüyorum. Sabaha karşı otobüste bindim. Pansiyona yerleştim. Sahile indim. Sonra da seni aradım. Karşılaşmadığımıza göre senden önce gelmiş olması lazım. Neden geldi ki acaba? Vallahi Salih amca gittiğinizi duyunca çok üzülmüştü. Herhalde annenle konuşmaya geldi. Yanımda olduğuna hala inanamıyorum. Bir daha seni hiç göremeyeceğim sanmıştım. Benden vazgeçtiğini bile düşünmüştüm. Asla. Seni görmek için her şeyi yaptım. Ama her seferinde annem bir engel çıkardı. Telefonlarına bile o cevap veriyordu. Sonra da seni takside görünce çıldırdım. Bir şey yapmıyordum. Seni görmeliydim. Ben de her şeyi göze alıp geldim. İyi ki buradasın. Ama şimdi ne yapacağız Barış? Yani sen İstanbul'da, ben burada. Böyle olması gerekmiyor İpek. Başka çaremiz yok ki. Var. İstanbul'a gidiyoruz. Buraya seni götürmeye geldim. Yapmayın Allah aşkına. Ay, insaniyet namına yardım edecek biri yok mu? Öldürecekler birbirlerini. Sen karışma sultanım. Sen karışma ma. Lan sen de sultanım deyip durma, kıracağım o ağzını. Sana ne lavuk? Canını istersen onu söylerim. Ulan lavuk. Sen sen lan lavuk. Ben yedireceğim lan bu davetiyeleri sana. Ya Fevzi abi, Kasım abi, ne yapıyorsunuz ya? Kasım. Kasım'ı götür. Öldürecekler birbirlerini. Tut. Bırakın lan. Bırakın oğlum. Arkadaşlar karışmayın. Hala. Bırakın. Tutmayın. Dur. Bırakın. Abi, bir dakika arkadaşlar. Tamam. Karışmayın ya. Sen karışma muhalla. Bak, sinirimi senden çıkaracağım. Bırakın lan. Bırakın da şu ders sizin dersini vereyim. Kasım, sen yukarı çık. Bak, ben gerekeni söylerim. Biz kapıcı. Düş artık yakamdan. Benden sana fayda yok. Biz kapıcı ha? Demek şimdi öyle olduk muhalla. Abi, sen bana bir baksana. Sen bir gelsene buraya. Gelsene buraya, gel.
Ne diyorsun lan sen? Ben düşündüm. Hakikaten ayıp etmişim. Ya sen ne desen haklısın, eşeklik bende. Sen şimdi bir büyüklük et. Benim terbiyesizliğime ver. Hatta davetiyeleri de bana ver, ben dağıtayım. İstemez. Ben kendi işimi kendim görürüm. Peki, nasıl isterseniz. Ben artık ne diyeyim? Allah mutlu mesut etsin. Bir yastıkta kocayın inşallah. Boy boy evlatlarınız olsun. Muhalle yürü. Muhalle! Bir kez daha kusarsam bittim ben. Dün diş fırçası, bugün midye dolma. Bir bahaneyi daha annem asla yutmaz. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim ya. Bir yolum olup mutlaka şundan kurtulmam lazım. Eğer öğrenirlerse var ya, yaşatmazlar beni. Ya af, abartma kanka istersen. Hangi devirde yaşıyoruz ya? İngilizyon mahkemeleri bile orta çağda kaldı. Tamam kızarlar ama canını kastedecek değiller ya. Özgür, sen benim abimi tanımadın galiba. Hadi yoğurtlar hazır, nerede kaldınız? Bir yolunu bulup mutlaka evden çıkmalıyız. Bu iş bugün bitmeli. Tamam kanka, sen merak etme, bulacağız bir yolunu, gel. Uğramaz olur muyum Nilgüncüm? Öyle bir telaşım var ki. Dün bankalarda telef oldum. Ya geleceğim tabii. Bugün geleceğim sana. Şimdi bir işim var. O bitsin geleceğim hemen. Sizi meşgul ettim galiba. Siz bugün mü dönüyorsunuz? Sizden cevap almadan döndüm. Pansiyonda yer ayırttım. Yarın öğleden sonra da otobüste bilet aldım. Cevabınızı bekliyorum. Lütfen beni arayın. İyi günler. Sizi görmek beni çok mutlu etti. Yani ben sana kaçıp gidelim demiyorum. Konuş annenle, ikna et. Olmuyorsa koy tavrını. Eğer şimdi böyle yapmazsan hep onun istediği gibi yaşayacaksın. Bilmiyorum Barış. Ya ne yapacağımı şaşırdım. Bir mucize olsun istiyorum. Belki Salih amca annemi ikna eder. Ne dersin, olmaz mı? Olabilir aslında. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Belgin teyze. Okul tatile mi girdi? Annenle geldin değil mi? Aa, evet. Söyle annene, çok kırıldım ona. İnsan bir arayıp sorar değil mi? Neyse, mutlaka uğrasın bana. Çok özledim sizi. Hadi ben tutmayayım sizi. Annene çok selam söyle kızım. Tamam, söylerim. Barış, ben gidiyorum. Seninle böyle bütün gün sokakta dolaşamayız. Biri görür anneme söylerse durum çok daha zor olur. Tamam. Ben akşam 7 otobüsüne biletleri aldım. Otogarda seni bekleyeceğim. Daha önce gidelim dersen veya daha önce buluşmak falan istersen ben Kuleli Pansiyon'dayım. Ara beni. Az daha iyi. Bir şeyiniz kalmaz. Ya Adalet teyze yeter ama ya. İçimiz dışımız yoğurt oldu. Bak bir kaşık daha yemem ha. Ay! Özgür iyi misin? Ne oldu kızım? Ay! Ay biri dünyanın fişini çeksin kanka. Başım fırıl fırıl dönüyor. Sen en iyisi beni bir hastaneye götür. Ben çok fenayım kanka. Tamam, hadi gel. Gel. Hadi. İçeceksiniz kız başınıza. Ya yolda düşer kalırsa bu? Ay anne, hastane şurası. İyi madem. Oradan da dükkana uğrarsınız. Abin 12'de orada olurum, gelsinler dedi. Tamam anne. Diklenme bana. Ay. Açılışa kalmış 2-3 gün hala bir temizliği bitiremediniz. Azıcık emeğin sinsin. Ay. Habire bulan çıkarıyor bu adam ya. Bu kadar taktığına göre var bir derdi. Bir anlat bakayım baştan. Bu adamla aranda ne geçti ha? Ne olacak Kasım? Sadece böyle çok önceleri
bir iki kez bakıştık, selamlaştık. O kadar. Sonra hayatıma sen girdin. O kadar yani. İyi. Neyse, meselenizi halledebildiniz mi? Hallettik anneciğim. Yok bir mesele. Müsaade ederseniz ben dükkana döneceğim. Hadi hayırlı işler. İyi günler Mahalle. İyi günler Kasım. Görüşürüz. Mahalle, neymiş derdi? Hiç anneciğim, öyle düğünde ne takayım diye sordu. Bunun gizli konuşulacak nesi var? Bakıyorum şimdiden odalara kapanmaya bahane arıyorsunuz. Ay yok anne vallahi, hiç aklımıza gelmedi. Öyle bir gelsin, kırarım o kafanızı. Yürü içeri, şeker sarmaya. Düğün geldi çattı, daha bir tane bile yapmadın. Anne. Ne işin var senin burada? Ben evden çıkma demedim mi? Temizliğe gidecektik ya. Kızlar hazırlanana kadar ben de biraz yürüyeyim dedim. Sen ne yapıyorsun? Ben de tezgahların açılmasını bekliyorum. İş bakacağım. Sen şimdi mi çıktın? Ha, şimdi geldim. Nilgün'e uğrayacağım ben de. Biriyle dükkan açmış. Belki bana da bir iş vardır. Hiç bulamazsın anne. İstanbul'da bile aç kalmadık. Herhalde burada memleketimde bulurum bir şey. Anne, ben artık telefonumu alabilir miyim? Ya sana ulaşmam gerekince çok zor oluyor. Hem param da yok. Sağ ol. Doğru dükkana. Ya böyle kiralık ev aranır gibi doktor mu aranırmış hiç? Daha iyi bir fikrim var mı Özgür? Ya diyelim ki bulduk. Ya işin elinin olup olmadığını nereden bileceğiz? Adam ya kasap çıkar? Sonuçta ameliyat gibi bir şey bu yani. Hiç korkmuyor musun? Ya vallahi şu an hiçbir şey olmamı da değil. Bir önce şundan kurtulayım, başka bir şey istemiyorum. Hah, bulduk galiba. Gel. Buyurun. Biz kürtaj için gelmiştik. Randevunuz var mıydı? Hayır, bir sorun olur mu? Sanmıyorum ama biraz beklersiniz. Ne kadar? Bir saat kadar. İsim alabilir miyim? Pınar Yılmaz. Buyurun oturun, ben doktor beye haber vereyim. Yalnız bizde yanımızda koca falan yok. Sorun olmaz herhalde değil mi? Hayır, olmaz. Heh, tamam. Çiçeklerini birlikte seçerdik. Ama şimdi annem nerede? Ne yapıyor? Ne istiyor? Hiç bilmiyorum. Benim ne hissettiğimi sormuyor bile. Büyüdükçe yakınlaşacağım da. Gittikçe uzaklaşıyoruz. Birbirimizi anlayacağımızı dinlemiyoruz bile. Neyin neden olduğunu sormadı bana. Anlatmama bile izin vermedi.
Bir anda karar verdi. Bak şimdi buradayız. Ama sen yok. Sadece seni dinlerdim. Ama yoksun işte. Çok yalnızım baba. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Teşekkür ederim. Çok sevindim Nilgüncüm. Allah analı babalı büyütsün. Sağ ol Melek ablacığım. Keşke erkek olsaydı. Aa, neden abla? Kız evlat, has evlat derler. Deme. Kızlar küçükken iyi. Büyüdükleri zaman asileşiyorlar. Erkek evlat anaya düşkün olur derler. Hayırdır ablacığım? Bu dönüşünün sebebi İpek mi yoksa? Yok. Aslında dersleri pek iyi değil ama dönme ne derim ekmek evladım. Orada kazandığın 3 kuruşun hayrı yok. Adımın para, yudumun para. Buraların da eksik yanı kalmadı Melek abla. Bin bir hevesle, emekle açtık dükkanı ama senesi gelmeden elemanları çıkardık. 2 ortak kaldık ama yine de yetmiyor. Deme. Ay çok üzüldüm. Kızları bir görsen, kız meslek lisesi mezunu hepsi. Ellerinden her iş geliyor. Ama geçen gün konuştum, hala iş bulamamışlar. Huhu! Kaytan bıyıklı! Buyurun Muhalle Hanım, ne istemiştiniz? Aa, aşk olsun. Ne hanımlar filan? Kis miyiz? Vallahi haddime mi Muhalle Hanım? Pis bir kapıcı olarak size küsmek ne demek? Herkes yerini bilsin diye mi? Ama yapma böyle kocacığım. Numaradan yaptım, bilmiyor musun? Vallahi ne desen haklısın Mahalle. Artık ne numara ne gerçek bilmiyorum. Zaten karışmıyorum da. Paşa gönlün ne isterse onu yap. Örneğin davetiyelerini dağıt, gelinliğini giy. Elin adamıyla salına salına nikah memurunun karşısına çık. Nasıl olsa ne olacak? Araştırılacak, bakılacak. Bu kadın zaten evliymiş denilecek. Sen rezil olacaksın değil mi? Demek elimi çektim diyorsun Fevzi. Peki tamam. Peki. Ya ne yapayım? Konuş diyorum, dinlemiyorsun. Benim böyle yaşamak çok hoşuma gidiyor Fevzi. Ama ev küçük, annen huzurumuzu kaçırır diyen sensin. İşi zora sokan sensin. Ama baştan böyle konuşmamıştık Mahalle. Melek ablamların gideceğini biliyor muyduk Fevzi? Ben şimdi anneme gider nasıl ben evlendim sen başının çaresine bak derim. Cevap versene Fevzi. Vallahi durum bu. Yok eğer olmaz dersen ya mahkeme diye bir şey var. Gideriz hakime kaliteli kaliteli. Biz bu işi beceremedik, koşa bizi deriz. Ben de gider Kasım'la evlenirim. O baştan beri annemi istiyor. Ama... Mahalle. Ay, kanka kadının göbeğine bak ya. Dünya kadar şişmiş. Bir de göbek deliği dışarı fırlamış. Şş, bak seninki böyle olursa hayatta ellemem ha. Saçmalama Özgür. Benim karnım büyümeyecek. Çünkü birazdan içinde büyüyecek bir şey kalmayacak. Önümüzdeki ay tekrar kontrole bekliyorum. O zaman çocuğun cinsiyeti belli olmuş olur. Teşekkür ederim doktor bey. Oo Esin. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, siz? Ben deyim. Hastaneden ayrıldım. Burada çalışmaya başladım. İş güç biliyorsun. Annen nasıl? İyiler Ali abi. Hayırdır? Neden geldiniz? Bir sorun mu var? Yok. Belki duymuşsunuzdur. Bir eczane açıyorum da belki hastalarınızı bana yönlendirirsiniz diye sormaya geldim. Biz o işleri Remzi abiyle hallettik. Diğer arkadaşların hepsine haber verdim bile. İyi. O zaman biz sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Doktor bey. Hanımlar fürtaş için gelmişler. Bugün alabilir misiniz diye sordular. Esin.
Hayır ben. Hamile olan benim. Bebeğim var ama kürtaj olmak istiyorum. Tabii siz müsaitseniz, değilseniz biz gidelim. Pınar, İstanbul'dan arkadaşım. Bir talihsizlik yaşadı da acaba yardımcı olur musunuz diye soracaktık. Tamam. Önce sizi ultrasonla bir muayene etmem lazım. Buyurun. Tamam. Göbeğinizi hafifçe sıyırabilir misiniz? Tabii. Girebilir miyim? Arkadaşınız için bir sakıncası yoksa? Gel kanka, gel elimi tut. Hamile olduğunuzu nasıl öğrendiniz? O çubuklar var ya hani böyle şey damlatıyorsun. Onlardan yaptım. Demek yanlış sonuç çıkmış. Çünkü hamile değilsiniz. Ciddi misiniz? Aa, emin misiniz? İyice bakın orada bebek falan yok mu yani? Yok, hamile değilsiniz. Peki neden o kadar böyle kabuslar, karartılar falan oldu? Psikolojiktir muhtemelen. Ben de boşu boşuna hamileyim sandım. Ama bak, onu üretenlere gerçekten şikayet etmek lazım. Ya ben o feveranı intihar falan deseydim, bunun hesabını kim verecekti? Tamam Özgür, Pınar uzatma. Yanılmışsın işte, hadi. Ama kanka ya, yanılgının bu kadar güzel bir duygu olduğunu hiç fark etmemiştim ben gerçekten. Ya doktor bey, ya beni nasıl bir dertten kurtardınız bilemezsiniz. Gerçekten siz çok süper bir doktorsunuz vallahi bak. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ama siz yine de tedbir elden bırakmayın. Birkaç gün içerisinde mutlaka kan ve idrar tahlili yaptırın. Daha kesin sonuç alabilirsiniz. Tabii. Siz hiç merak etmeyin tabii. Tamam Pınar'cığım. Hadi biz gidelim artık. Yani çok teşekkür ederiz. Gidelim. İyi günler. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Allah kahretsin ya. Ben bunun böyle olacağını biliyordum. Hayatım kesinlikle İstanbul'da kalmanın bir yolunu bulmalıydım. Bunu ancak orada halledebilirdim. Ya kanka saçmalıyorsun ha. Sanki bütün memleketteki doktorlar seni tanıyor ha. Elbette bulacağız başka bir doktor. Ya bulamazsak Özgür? Bulamazsam ne olacak? O zaman ne yapacağım ben? Ya niye kurtulamıyorum ben bundan ya? Yaşadığım onca şey yetmedi sanki. Bir de bu yapışım kaldı içimde. Kanka. Tamam hadi gel. Gel. Birol arıyor. Efendim Birol abi. Neredesiniz siz? Bu dükkanın haline böyle çöp oynatmamışsınız yerinden. Biz de tam şimdi evden çıkmıştık. Dükkana doğru geliyorduk. Tamam, hadi bay. Kanka. Eski çanlar bardak oldu Melek Hanım. Dün gibi gelen hatıralar çoktan mazi oldu. Doğru Hasan Efendi. Her sabah yıllarla ben açtım bunun kapısını. Şimdi başkasına mesken olmuş. Hayırlı olsun, ne diyelim. İyi günler. İyi günler. Evden çıktınız mı? Çıktık da İpek bacım hiç sohbet edecek vaktim yok. Çabuk söyle ne söyleyeceksen. Tamam, söyle neredesiniz hemen yanınıza geleceğim. Ya şimdi eczane önündeyiz de bir olayısı pencerelerini çıkarmış bizi bekliyor. Çabuk gel istersen tamam hadi bay bay.
Kolay gelsin. Neredesiniz kız siz? Annemle konuştum, kaç saat olmuş çıkalı. Nerede fink attınız? Sahilden dolaşarak gelelim dedik abi. Ben evden çıkıp direkt buraya gelecek demedim mi? Ama iyi ki dolaşmışız. Çünkü gelirken Ali doktorla karşılaştık. Ona eczane açtığımı da söyledim. Ha. Bu mu eczane? Daha temizliği bitirmeden açılışa davet etseydin milleti. Kızım sen bu kafayla gidersen bir ayda bitmez buranın işi. Vallahi keyfim bilir. Kaç zamandır dükkanın peşinden koşacağım diye canım çıktı. Bizim de kendimize göre işimiz gücümüz var herhalde. Gerisini kendin hallet. Merak etme abi. Biz bugün hallederiz temiz. Siz bu kadar da mı iş göreceksiniz? Arkada bezleri, şopmanlar falan var. Gidin onları giyin. Tamam. Ben kostüm değiştirip geliyorum hemen. Esin. Bana bak. Aklını başına topla. Bu nallıyla ipini koparmış gibi gezmene müsaade etmem. O gider canını istediğini yapar, lafı gelir sana yapışır. O zaman külahları değiştiririz ona göre. Abi kız ne yapıyor ki? Benimle gidip geliyor sadece. Ben anlamam. Bundan sonra ne yapıyorsun, neredesin? Tek tek hesap vereceksiniz. Benden habersiz nefes almak yok. Anlaşıldı mı? Tamam abi. O bacaksız artist nerede? İşi görünce kaçtı mı? Yok, peşimizden geliyordu o da. Ah, ne âlâ memleket. Herkes kafasına göre fink atacak, biz de göz yumacağız ha. Yok öyle ya. Asayiş Berke var mı? Aha da şimdi arabayı yedik abicim. Ooo İpek Hanım. Geç kaldın geç. Mesainden keserim ona göre. Kolay gelsin. Bekçilik mi yapıyorsun? Nasıl olma ya? Kırıp kaldık burada resmen. Bir şey soracağım. Sen ne oldu? Barış'la ne konuştun? Neden gelmiş? Uzun mesele, sonra anlatırım. Siz halledebildiniz mi? Sanki her şey bana karşı. Evden çıkmanın yolunu bulsam doktor bulamıyorum. Şimdi abimle dikildi tepemize. Sanki hiç halledemeyecekmişim gibi geliyor. Bir şeyle parçalamak istiyorum. Ne yapacağız peki? Bilmiyoruz ama olayı bu kadar dramatize etmenin gereği yok. Bulacağız bir yolunu. Sen sevgilinle barıştın mı? Barıştık. Söylemeyi unutuyordum. Salih amca gelmiş. Annemle konuşurlarken gördüm. Ciddi misin? Ne oldu? Ne konuşmuşlar? Sen konuştun mu onunla? Ya. Çeşme şakıldakları. Çeneniz değil, eliniz iştesin. Abi ben bir yolu bulup atlatırım bu bir olayısını. Bir gideyim bakayım Salih babaya ne olmuş, neden gelmiş, niye gelmiş. Hatta dur bakayım Ali nerelerdeymiş. Sen ne yapıyorsun? Üstünü değiştir, içeride bir şey var. İyi günler. Buyurun efendim. Ben kiralık bir ev istiyorum. Şöyle iki oda, bir salon yeter. Hayır efendim, yardımcı olalım. Fiyat aralığı ne olsun? 300 lirayı geçmese iyi olur. Ha, bakalım tabii. Yabancı mısınız? Yok canım. Doğma büyüme buralıyım. Bir senedir gittik, yeni geldik. Ama çok değişmiş buraları. Eskiden eş dostam bulunurdu ev. Şimdi emlakçıya geliriz. Artık kimse sokak sokak dolaşmak istemiyor. Alıcıyla satıcıyla uğraşmak zor iş. Bizimki de hizmet sektörü. Arzla talebi buluşturuyoruz bir nevi. Doğru. Dediğiniz fiyata bir ev var ama size göre değil. Hem bodrum katı hem çok yıkık dökük. Efendim. Merhaba, Eylül. Yıldırım ben, Esinti Tiyatrosu'ndan. Merhaba Yıldırım, nasılsın? Valla sizi görsem daha iyi olacağım ama. Bir heyecandır, bir telaştır, çalışmaya başladınız. Afişler de artık hazır. Bu sefer de siz ortada yoksunuz. Okulda işler biraz sıkıştı.
finaller falan. Ama biz Erkan'la çalışıyoruz. Sadece oraya gelemedik o kadar. Siz de haklısınız da. Erkan'ı da aradım, ulaşamadım. Programda bu akşam provanız olduğunu görüyorum. Gelseniz de diyorum, afişlere baksanız. Hem ben de oyunu izlerim. Ben Erkan'ı ararım. Akşama görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. Hoş geldin deli kız. Demek sen de yollara düştün ha. Otur. Takım deplasmanda bırakmak yakışmaz bana. Seni hangi rüzgar attı buralara? Yıllar önce bir arkadaşımla gelmiştim buralara. Tadı damağımda kalmıştı. Bugün yarın derken kısmet bugüneymiş. Zamanlama da pek ilginç olmuş Salih Baba. Yani senin buraya gelişinin Melek teyzeyle bir alakası yok diyorsun. Özgür. Başlama gene. Salih Baba, sen başlama yine. Yani bu kadar kontrollü olmana ne gerek var? Yabancı mıyız biz? Niye geldin? Açık açık söyle işte. Konuşmak isterim Melek Hanım'la böyle aniden çıkıp gelince. Üzüldün değil mi? Zor olmuştur sana sabahları kapıyı açıp diş çekmeni bulamayınca. Ne konuştunuz? Evlenme teklif ettim ona. Ne? Delirdin mi sen Salih Baba? Yani süper ötesi manyak bir şey bu. Ya hirosun sen ya. İnsan aşkının peşinden koşmalıdır değil mi? Ne dedi? Konuştunuz mu yani? Hoş düşünecek hali yok ya zaten. Bir dakika ya. Dur bakalım. Teklif ettim dedim. O da düşünecek tabii. Ya nesini düşünecek ya? Sanki 18'inde taze. 40 yıl beklese senin gibisini bulamaz. Ya, çok ayıp ama. Melek Hanım sakın duymasın. Sence kabul edecek mi? Umarım eder. Kalbim seninle Salih Baba. Ben kalbinin denizde olduğunu sanıyordum. Evet, şimdi sıra sende. Anlat bakalım. Aferin oğlum, aferin. Çok iyisin. Kısa zamanda müthiş ilerleme kaydettin. Ciddi misiniz hocam? Ciddiyim tabii. Bu hırsını sakın kaybetme. İnsanı başarıya çalışması kadar inancı taşır. Bak Deniz, önümüzde 3 hafta var. Konsantrasyonunu bu işe verirsen kazanırsın. Merak etmeyin hocam. Hala arıyor mu? Geçer dedim ama bayağı zorlamışım herhalde. Söyledim doktora gitmedin değil mi? Bu kadar da ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum hocam. Deniz, hayatının sınavına hazırlanıyorsun. Bu işi riske edemezsin. Hemen doktorunu arıyorsun. Gerekirse MR ne var hepsini çektiriyorsun. Neler olduğunu öğreniyorsun. Ondan sonra çalışmalara başlıyorsun. Anlaştık mı? Demek sen bütün bunları arada ben varım diye yaptın öyle mi? Öyle de denebilir. Yani başlarda öyleydi. Aslında Fener'in bana aşık olduğunu düşünmemiştim ilk zamanlar. Bunalımdaydı malum. Sana da söz vermiştim hep yanında olacağım diye. Klasik stres anındaki yakınlaşma diye düşündüm. Ama ısrarı çıktı. Sonra ben de korktum. Sen mi korktun? Ya reddedilince üzülür diye düşündüm. Sonra sen de üzülürdün. Ben de böyle saçma sapan bir işe giriştim işte. Şimdi köpek gibi pişmanım da şişten geçti. Deniz her şeyi öğrendi. Çok kızdı bana. Haklı da. Bence karşısına çıkıp konuşmalısın, her şeyi anlatmalısın. Denedim de
çok sinirliydi. İpek'in bu durumu olunca da ben de buralara geldim. Onu umursamadığımı düşünmüştür. Hoş. Buraya geldiğimi haber vermek için aradım ama beni dinlemedi bile. Çok kötü olmuş. İkiniz için de üzüldüm ama bir fırsatını bulup konuşmalısın onun. O nasıl peki? Var gücüyle antrenman yapıyor. İyi bir hoca bulmuş. Deli gibi sınavlara hazırlanıyor. Sıkıya gelince nasıl çalışıyorsunuz? Ben belediyeye kadar gidiyorum, Fırat'a bakacağım. İşten kaytarmak yok. Ben kapıda oturuyormuşum gibi çalışacaksınız. Biz ne yapıyoruz abi? Sabahtan beri canımız çıktı. Cevap verme. Ortadan kaybolmak yok ona göre. Sürekli etrafımda bir şeyler oluyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Mustafa ya. Burada resmen kendi kafesimi yapıyorum, tamam mı? Bu dört duvar arasında alt edeceğim kendimi. Esin. Esin sakin ol lütfen. Şu halime bak ya. Her anda ağlıyorum. Bozulu göz oldum. Bunu yapan hormonlardan nefret ediyorum. Bundan nefret ediyorum. Her şeyden nefret ediyorum. Esin, tamam bak sakin ol. Tamam mı? Hepsi geçecek. Her şey bitecek. Nasıl bitecek İpek? Nasıl bitecek? Bak seni de hapsettiler buraya. Birbirimizi böyle teselli ede ede yaşlanıp gideceğiz, anlamıyor musun? Belki de muhalla gibi oluruz ha? Hiçbir şeye hayır diyemeyen, böyle iki yarım akıllı. Bunlar yarın öbür gün bizi evlendirirlerdi. Sonra iki üç tane de çocuk doğururuz. Onları büyütüp kocalarımızla uğraşırken yaşlanıp gideriz. Sonra ben Nidam gibi ketum, çekilmez biri olurum ha? Ha? Belki de annem gibi böyle pısırık, korkak biri olurum. Sen de Melek teyze gibi nereye ait olduğunu bilmeden böyle yaşayıp gidersin İpek. Bitti İpek. Biz bitirdiler. Sadece ismimiz kalacak. Ama biz annelerimizin hayatlarını yaşayacağız. Nerede senin bu kuyruk? Bir tanıdığı gelmiş dedim ya baba. Oluyor mu böyle? Bu saatte hala sokakta. Misafir dediğin misafirliğini bilecek. Pansiyon mu işletiyoruz biz burada? Kızım ekmek kes getir. İyi akşamlar kömürcü ailesi ve de Melek komiserim. Ay çok acıkmışım ha. Destur de kızım, daha sofra hazırlanmadı. Biz de bekliyoruz. Tamam, ben de beklerim o zaman. Kızım, hadi yavrum sen elini yıka, gelirken de suyu getir. Ne var Melek komiserim ya, çok yormuşum. Zaten çarşıda dolaştım durdum. Bir de memur kartta bir karışıklık oldu benim. Evi de bulamadım, dolandım durdum salak gibi. Kızlar nerede? Benim yerime vekalet etmişlerdir. Ne oluyor ya? Hadi git içeri de su getir. Hadi yavrum. İnanmamış ya. Ben kanı oturdu vallahi. Hiç hal tavır bilmez misin sen kızım? Ne yaptın ki? Ne demek ne yaptım?
Adam nerede kaldı bu kız? Pansiyon mu işletiyorum? Burada diyor. Sen elini kolunu sallayarak dalıyorsun sofraya. Yahu misafirsin. Bir işin ucundan tutuver. Vallahi iki gün sonra kapının önüne koyarlar, karışma. Ne kadar ekmek o kadar köfte diyorsun. Aynen öyle diyorum. Meyveyi de al yavrum. Götürülecek bir şey var mı Adalet? Al anne. Ay. Ay affedersin de. Anne ne yaptın ya? Hadi kızlar siz çıkın, ben bir toparlayayım buraları. Balıkesir kadınları var mı ucundan tutabileceğim bir şey? Bir sen eksiktin. Girme sakın içeri. Allah Allah, siz de bir karar verin ha. Hadi Özgür, hadi biz çıkalım. Bak, gel otur şöyle. Gel. Hiç önemli değil. Zaten geldiğinden beri bir tuhafsın. Bir kaza çıkmasın. Demin de elini doğruyordun domates niyetine. Kusura bakma. Elinden kayıverdi. Ay Sürahide değilim Melek. Vallahi sana bir şey olacak diye korkun. Özgür neredesin sen? Biz göze bakmayalım diye 40 takla atıyoruz. Hiç senin umurunda bile değil. Vallahi anlatacaklarını duyunca senin de umurunda olmayacak canım. Bak öyle bir şey anlatacağım ki size artık dudağınız mı uçuklar, kalp krizim geçirsiniz hiç bilemeyeceğim. Ama bir söylesene. Ama İpek böcüğüm, en çok senin adını sevdim ben gerçekten. Özgür hadi söyle şunu. Hazır mısınız? Salih baba, Melek komiserime evlenme teklifi etmiş. Ne? Ciddi misin? Peki ben bunu teklifim. Hadi kızlar oturun bakalım. Afiyet olsun. Uzatın bardakları. Güzel iftarda, serin serin limonata. Pek güzel gidiyor vallahi. Kızım, koymuşsun kedi maması kadar. Oynama da ye onu.